Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere terbiyeli ekşili sulu köfte hazırlayacağım. Bunun için uygun bir tenceremi ocağıma aldım. Ocağımı yaktım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ocağıma alıyorum. İçerisine 3 adet küçük küçük doğradığım patateslerimi alıyorum arkadaşlar. Ben küçüklerinden 3 adet patates doğradım. Eğer evdeki patatesiniz iri ise, büyükse bir tane doğramanız yeterli gelecektir. Yine irilerinden bir tane havuç doğradım arkadaşlar. Küçük küçük havuçlarımın kabuklarını da soydum. Küçüğünden 2 diş sarımsağımı da içerisine bu şekilde bütün bir şekilde ekliyorum. Patateslerimle havuçlarımı bu şekilde 1-2 dakika kavuracağım arkadaşlar. Patatesimle havucumu kavurdum. Güzeldi arkadaşlar. Şimdi yan tarafa bir çaydanlığında su almıştım ben. Yaklaşık 1,5 litre sıcak suyumu da patatesimle havucumun üzerine ekliyorum. Daha sonra yeterli gelmesi su ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum ve bu şekilde kaynamaya bırakıyorum patateslerimle havuçlarımı. Ben bu sırada köftemi hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi köftemin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Bir kabına orta yağlı dana kıymamı, 200 gram dana kıymamı aldım. İçerisine bir tane orta boy rendelediğim soğanımı alıyorum. Soğanımı rendemin iri kısmıyla rendeledim arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuzumu ekleyip köftemi güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Baharatları güzelce karışacak. Köftemi güzelce yoğurdum arkadaşlar. Köftenizin yemeğinizin içine dağılmaması için çok güzel bir şekilde yoğurmaya dikkat edin. Ellerimi yıkadım. Böyle uygun bir kabıma bir yemek kaşığı unumu aldım. Şimdi köftelerime küçük küçük şekiller vereceğim. Ve unumun içerisine atacağım arkadaşlar. Köftelerimiz birbirine yapışmasın diye unumuzun içerisine atıyoruz. Ben bu şekilde bütün köftelerimi hazırlayacağım arkadaşlar. Köftelerimi de hazırladım arkadaşlar. 200 gram kıymamdan bu kadar köftem çıktı. Şimdi patateslerimle havuçlarımın içerisine köftemi katabilirim artık. Patatesimle havucum 15 dakikadır bu şekilde kaynıyor arkadaşlar. Biraz pişmişler. Ben kontrol ettim. Şimdi köftemi ekleyeceğim. Biraz da köftemle pişecekler. Dikkatli bir şekilde köftelerimiz dağılmasın. Karıştıralım arkadaşlar. Şimdi ben tenceremin kapağını tekrardan kapatıyorum. Köftelerimle patateslerim 20 dakika kısık ateşte bu şekilde pişecekler arkadaşlar. Köftelerim, patateslerim pişerken
Ben de et terbiyesini hazırlayacağım. Şimdi çorbamın terbiyesini hazırlıyorum arkadaşlar. Bir adet yumurta sarımı kabımı alıyorum. Yarım adet limonumun tamamını sıkıyorum arkadaşlar yumurtamın içine. Bir yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum arkadaşlar. Sulu kısmında. Şimdi tüm malzemelerimi pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çapalım ile çırpıyorum. Yemeğim pişti arkadaşlar. Şimdi terbiyesini de ekleyeceğim içerisine. Böyle bir kepçe yardımıyla hazırladığım terbiyeli sosumun içerisine yemeğimin suyundan alıyorum arkadaşlar. Direkt terbiyesini eklemiyorum yumurtaları içerisinde pişmesin diye. Bu şekilde biraz ılıttıktan sonra yumurtalı terbiyemi ekliyorum. Yemeğime hiçbir şekilde tuz eklememiştim arkadaşlar. Şimdi en son bir yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum. 3-4 dakika bu şekilde biraz kaynattıktan sonra yemeğimi ocağımdan alabilirim artık. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yemeğimi en son ocaktan indirmeden önce içerisine ince ince doğradığım bir demet maydanozumu da ekliyorum arkadaşlar. Güzelce bir karıştıralım. Yemeğimiz servise hazır. Ekşili, terbiyeli ekşili sulu köftemizi artık servis edebiliriz. Yine bir tarifimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah siz de bu tarifi deneyip memnun kalırsınız tarifimden. Videolarımı ve tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.